gel, kendine kendine gel. Haddini bil, sen haddini haddini bil. Mandır mandır, mandır mandırı. Mandır mandırı ye beni hiç doyamazsın tadıma. Bütün numaralar bende sende var benim farkıma. Kalmaz aklım başka yerde, ne işim var başka yerde. Mandır mandırı ye beni hiç doyamazsın tadıma. Gel gel bana, havayı yaptım sana. Gel gel boynuma gir. İyi günler sevgili seyirciler. Hayatım Sanat programına hoş geldiniz. Çok rüzgarlı bir İstanbul gününde, boğaza nazır, çok güzel bir günde, güzel bir sohbet edeceğiz. Konuğum ilk kez birinci sınıfta sahneye çıktı. Okul müsamerelerinde yıldız oldu. Müzik sektörüne geçiş yapmak istiyor. Müzik, şarkı söylemek istiyor ve dansla müziği birleştiriyor. Bu neredeyse ilk kez yapılıyor Türkiye'de. İlk albümüyle şöhreti yakalıyor. 90'lara damgasını vuruyor. Kendisine Showgirl diyor. Gençlerin ve çocukların sevgilisi, hayvan hakları savunucusu, ayrıca ailesine de çok düşkün. Hoş geldiniz. Bu Yonca Evcimik'ten başka kimse olamazdı bence. Teşekkür ederim. Bunlardan hangisiyle başlayalım derken ben herhalde İlk albümden başlamak istiyorum. Çünkü kime söylesem Yonca Evcimik'le sohbet edeceğiz diye herkes abone diyor. İlk albüm ve şöhreti yakaladığın albüm. Evet, ya tabii ki büyük kitlelere şöhret. Onun öncesinde müzikaller dönemi de var. Müzikal seyircileri yakinen tanıyorlardı bizi belki. Hatta o dönemde bir iki tane film denemem de olmuştu benim. Hababam sınıfı, Güle Güle ve Kızlar sınıfı. Allah rahmet eylesin Ertem Eğilmez'in vesilesiyle. Ama daha büyük kitlelere ulaşmam tabii ki 90'larda aboneyle oldu. Abone dendiğinde gerçekten her yaştan, her kesimden kişinin hafızasına yer etmiş bir albüm. O albümün macerası tabii ilginç çünkü tamam müzikallerde yer aldınız, işte biraz film çekildi ama daha işin çok çok başlangıcında ve çok farklı bir şey yapmak üzere bir kız ortaya çıkıyor. Diyor ki ben evet bir tane şarkım var çok güzel, ben bu şarkıya inanıyorum, bu şarkıyla dans da edeceğim. Kimi ikna ettiniz böyle? Şöyle gerçekleşti. Ben ne yapmak istediğimi biliyordum. Yani ben keşfetmedim tabii ki koreografi, dansla bir şeyler yapmaya. Çünkü hep pencerem her zaman dünyaya açık olduğu için ve o müzikallerde çalıştığım dönemlerde paramın hepsini yurt dışında harcadığım için orada neler oluyor, ne yapılıyor. 90'larda abone çıktığımda hala TRT 2 vardı aslında. Yani benim televizyona çıktığım ilk program TRT 2'de Yarım Elma. O zaman daha özel kanallar falan da yok. Dolayısıyla kendinizi ifade edebileceğiniz tek bir yer var. Radyolar hiç yok. İnternet zaten yok neredeyse yani. Ki bahsettiğimiz de bundan 26 yıl önce. Dolayısıyla ben ne yapmak istediğimi biliyordum ama o dönem benim yapmak istediğim şey çok da müsait bir ortam yoktu. Arabesk furyası vardı. Evet, çok önemli. O dönemde evet, arabesk furyası vardı. Pop müzik diye bir olgu da yoktu. Türkçe söz hafif müzik vardı ya da aranjmanlar deniyordu o zaman. Yani benim önümdeki isimler zaten müzikallerde ve şovlarda onların arkasında dans ettiğim, vokal yaptığım, işte Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nükhet Turu falan var o zaman. Dolayısıyla benim yapmak istediğim şey de daha dünyaya yakın olan işte Madonna, Michael Jackson falan onların yaptığı şey. Ama onları da burada tanımıyorlardı henüz o zamanlar. Ve ben bunu yapmak isteyerek yola çıktım. Şahin Özer'e gittim plakçı olarak. Bayağı yani bir sene falan beni kapısında bekletti aslında. Bayağı ben paspasta falan oturdum biliyorum. Peki niye ona gittiniz? Çünkü o da çok komik. O dönemde o da arabesk müziğe yatırım yapıyordu. Fakat PR'ını iyi yapıyordu adam. Yani ben bütün bunlara da dikkat ediyormuşum. Nasıl bir akılsa bu o zaman. Ya bu adam yaş aşağı yukarı kaç o zaman? Vallahi ben 63'lüyüm, bahsettiğimiz 90 olduğuna göre. Yani demek 20'li ki yaşlar, 20 yaşlarda diyelim falan. Dolayısıyla İstedim ki onunla yola çıkayım çünkü yatırım yapabilir ama ne yapacaksın diye bana sordun. İşte ben dedim dans edeceğim, şarkı söyleyeceğim. Nasıl yani dedi. Hem pop müzik, hem dans edeceğim, hem şarkı söyleyeceğim. Yani tutmama ihtimali çok yüksek bir şey olduğu için sanıyorum. Yani öyle düşünüldüğü için. Bir sene kadar oyaladı beni. O bir senenin sonunda ben artık dayanamadım ve kapıları tekmeleyerek yani ya yapın ya da ne olacaksa olsun. Oyalamak yani yaparım, dur bir dakika bekle. Aynen biraz. Öyle. Aynen öyle. Yani bakacağız tamam falan. Ve yılmamak falan gibi bir şey var orada değil mi? Yani ben ya illa yılmadım. Onunla çalışmak. İlla onunla çalışmak ama yani onun önüne de geçen ya da gel bir sana bir şey yapalım diyen de olmadı. Yani hala kendim tırmalıyorum aslında.
En sonu bir senenin sonunda ya hani ben senin sesini bile duymadım dedi adam haklı olarak. Ben de odasında bayağı un kapanın hikayeleri vardır ya böyle plakçıya giderdi şarkı söylerler. Onu yaşadım birebir. Çok güzel. O zaman şimdi hangi şarkı olduğunu bilmiyorum ama sanıyorum Sezen Aksu'dan bir şarkıydı ve onu seslendirdim. O dönemde odada ben Arif Susam var zannediyordum veya Cengiz Kurtoğlu varmış. Çünkü yıllar sonra bu hikayeyi o anlattı. Küçücük bir kız geldi ve bu şarkıyı birdenbire odada şarkı söylemeye başladı diye. Peki ya dedi hadi yapalım. Ama ben pop müzik camiasından kimseyi tanımıyorum. Dolayısıyla nasıl olacak? Ben de tanıyorum ben onların elinde büyüdüm. Yani rahmetli Onla Tuç, işte Gara Mafyan, rahmetli Aysel Gürel. Ben onlarla konuşurum. Peki dedi o da. Ben onları görev edindim. Gittim dedim ki böyle böyle ben bir şey yapacağım. Onlar da benim hatırımı kırmadılar. Peki tanıyor muydunuz mesela Aysel Gürel'i? Nasıl ikna ettiniz tanımaz mesela? Tanımaz olur muyum? Hepsinin elinde büyüdüm ben. Yani o dönemde bütün müzikallerde çalışırken ya orkestra muhakkak ya onun oturuştu ya Gara Mafyan'dı zaten. Aysel Gürel her piyasa dakika. Piyasa tabii daha küçük. Herkes daha iç içe tabii, o zaman. Tabii. Ve Gara Mafyan benim dans edebileceğim ölçülerde bir müzik. Yani koreografik dans edebileceğim bir şey hazırladı. Onun üzerine sevgili Allah rahmet eylesin Aysel Gürel aboneyi yazdı. O albümün tüm neredeyse öyle yapıldı aslında ve biz böyle yola çıktık. Kızların hepsi peşinde, gözü yok ki hiçbirinde. Hem ona ben aboneyim, bütün bilekler cebimde. Aboneyim abone, bilekleri cebimde. Ballı lokma tatlısı, aman hadi hayırlı. Ağırlıklı olarak arabesk dinlenirken evet. Türkiye'de birden bu abone çıkıyor. Evet. Bambaşka bir tarzda. Bambaşka bir tarz. Dans edip şarkı söyleyen yırtık bulucinlerle bir kız yanında dansçıları ve daha çok sokak ağzının kullanıldığı bir şarkı. İlk başta açıkçası şöyle ki 2,5 ay boyunca yani ben televizyona çıkana kadar yani görselle birleşene kadar pek bir hikaye yok. Yani bir geri dönüş de yok. Ne zaman ki Yarım Elma programıyla çıktım. Her ne olduysa bir gece içinde oldu. Çok enteresan. Çok iyi. Bir gecede. Yani ne zamanki kitleler hem duydular hem nasıl gördüler. Nasıldı program? Bu program daha önceden bir konser gibi çektik biz. Yanımda dansçılarla ve seyircisi vardı. Sonra yayınlanacağı gün beni canlı yayına aldılar. O programın, konser programının arasında canlı yayın olarak da katıldım. Ben sorulara cevapladım. İşte ben kimim? Müzikallerden geldim. Ve onun akabinde de eve gittim yattım. Sabahın köründe telefonlarla kalktım. Nasıl uyuyorsunuz? Yani Türkiye şu anda sizi konuşuyor. Niye konuşuyor diyorum ben. Hani ne oldu? Algılamak da uzun sürdü. Ama bir gece içinde oldu ne olduysa. Yani insanların bunu algılaması, sevmesi, onu tutunması, onun şarkıyı arzulaması, devamının gelmesi hakikaten çok enteresan bir gecede. Sonra aldığımız rakamlara göre de yani 2.800, 3 milyona yakın bir official rakam var. 2.850.000 gibi bir satış söz konusu. Korsanlar hariç onları tabii onları sayıyoruz. Korsan da vardı. Ve sonraki albümlerde hepsi 2'şer 3'er milyona yakın sattılar. Ama tabii Allah'ın bir lütfu. Yani ondan sonra ne demek ben ne de başka biri bunu yakalayamadık. Yani doğru insanla çalıştığınız da belli oluyor. Hani o reklamını gene bir taraftan yatırımını yapıyor. Bir de o televizyon tabii. O sihirli kutu. O zaman tek değil mi? Tabii bu arada çıkmak onu, için defalarca tabii. İşte şeye girdi, denetime girdi, beğenilmedi, geri döndü, tekrar düzeltildi, yollandı. Bir de bunlar vardı o zaman yani. Hadi çıkıyoruz deyip çıkamıyordunuz. Ama ben şuna inanıyorum yani o şarkıyı da başka biri okusaydı veya ben aboneyi ve dansla beraber onu birleştirmek başka bir şey yapsaydım bu kadar olur muydu bilmiyorum. Bence çok her şey birbirini çok güzel örttü ve çok ondan sonra da zaten sadece yani. Abone değil ondan sonra gelen işte 8-15 vapur var. Kendine gel var, kendi, bandıra ve bunların var. Sözlerini hepimiz yani ben de hatırlıyorum yani çok güzel. Şurada çalsa mesela. Evet hemen söyle. Hemen söyle. O kadar herkese yani hatırlıyorum. Herkese söyleyebilir evet. Ben seni herkeslerden daha da iyi tanırım. Hem ben sana herkeslerden daha da iyi bakarım. Doyamasın 90'lar benim dışımda da bir sürü sanatçı arkadaş o dönemde bir şeyler yaptı. Kimisi halen var, kimisini hatırlamıyoruz belki ama ve de tekrar bir 90'lara dönüş söz konusuysa demek ki o bir büyüsü vardı o zamanların. Yani
Peki bu ondan önceki dönemde müzikaller diyoruz. Müzikaller de çok önemli bir yeri var değil mi? Deve Kuşu Kabere tabii. var. Ondan sonra şan tiyatrosu var. O dönem mesela Deve Kuşu Kabere'de ne yapıyordunuz? Zeki Alasya, Metin Akpınar. Buradan ben aslında zaten konservatuvar mezunuyum evet. ben. Ama konservatuvardan daha mezun olmadan, klasik bölüm mezunuyum. Mezun olmadan önce çalışmaya başladım. Ve müzikallerde çalışmaya başladım. 79 senesinde Yedi Kocalı Hürmüz'le başladım. Aslında hayalimde tabii iyi bir primadonna, balerina olmak vardı. Öyle mi? Tabii. Onun için ben ilkokulda dansa başladım, klasik baleye başladım. Yetenekli bir öğrenci olduğum için hemen konservatuvara kabul edildim. Konservatuvarda klasik baleyle devam ederken, işte 79 yılında Türkiye'nin ilk müzikali Yedi Kocalı Hürmüz sahnelenmeye başladı bu açık havada. Ben o gün onu izlerken ailemle birlikte izlemeye gitmiştim. Aslında içimde yatan aslanın böyle bir şey olduğunu, yani sahne üzerinde ben dans edip şarkı söylemeliyim, tiyatro yapmalıyım, büyük heyecanlandım ve o gün anladım ki aslında benim içimde yatan aslan o. Ha falan işte şeyden konservatuvardan arkadaşlarım, büyük ablalarımız o zaman bazen dans ediyorlardı. Bazen böyle bir şey geliyor karşınıza ve hayatınızın kızım, dönüm noktası evet, oluyor. Evet yani o evet dönüm noktası. Ya o kapılar, o kapıdan geçebiliyorsan hayatın öyle devam ediyor ya da geçmiyorsan, başka bir şey tercih ediyorsan ona göre gidiyor. Ama sonuçta aynı yere mi birleşiyor onu bilemiyoruz tabii ama ben o gün çok emin oldum ki ben bunu yapmak istiyorum. Keşke diye çok istedim. Aradan bir hafta 10 gün geçti geçmedi. Beni aradılar, dediler ki ya turneye gideceğiz. Çok tuttu iş. Fakat devlet operasında çalışan insanlar gelemeyeceği için dansçı aranıyor. Gelir misiniz? Yani yuvarlanarak falan gittim. Bu arada babam, aile... Ha, onu, tabii evet. Rahmetli babam hemen onu organize etti ve Ege'den şey miydi deyin. Aileniz bu işlere sıcak bakan mı? Bazı şimdi aileler emekli, karşı çıkan. Emekli memur annem de babam da. Babam rahmetli oldu 26 yıl önce. Yani onlar... İşte memur kazancı ne olacak? Memuriyetle ilk önce bir ablamı okuttular. Bu kız konservatuvara girip balerin olsa ne olacak bu memlekette? Hani nasıl para kazanacak? Nasıl bunu idare ettim? Bunu düşünerek beni Anadolu liselerinin sınavlarına da sokmuşlar, özel okulların. Ki bir ikisinde kazanmışlığım var Fransız okullarında. İyi oradan şey ispat edin. Yani hani ucundan yakalayayım. Ama konservatuvarından da sokalım demişler. İşte okuldaki benim Lale Hanım, ilkokuldaki bale hocam da demiş. Yani muhakkak sokun, çok yetenekli. Hadi aklı kalmasın bari, sokalım demişler. Ve biliyorum ben, hatırlıyorum girdiğimi. Ne zaman ki o elemelerde birincilikle kazandığım öğrenilince, hani bir metre falan sıçramışım. Annem öyle diyor. Yani nasıl sevindiğini görünce, eyvah biz bir hata mı yapıyoruz? Yani bu kızın önünü kesmememiz lazım diyerek beni konservatuvara yolladılar. Biraz da şeyden bahsedelim, danstan bahsedelim aslında. Hani şarkılar... çok güzeldi ama bunu dansla birleştirmek tabii çok yenilikti o zamanlar. Bu dansı da şimdi sürdürüyorsun. Yani okul açtınız, ondan sonra dans yarışmaları değil mi? O dans hep hayatınızda hala da var. Yani var, ben fizikten gördüğüm kadarıyla. Var, çünkü ben zaten dediğim gibi ben önce dansçıyım. Hep bunun altı, hatta abonenin yanında dansçı yazıyor. Evet, böyle şimdi ben evet bunu mutlaka buradan göstermem lazım. Biz araştırdık. Evet, vallahi bu, bunun evet. CD'si yok biliyorsunuz. CD'si yok, evet yok. Bunun CD'si yok. Bu Yonca Evcimik'in abone kaseti. Eskiden kaset diye bir şey vardı bilmeyenler için. Kaset böyle bir şey. Öyle, onu bir tane kalemle şöyle açılıyordu. Arada bir sarar. Bunu kalemle güzel kalemi sokup düzeltirsin. Artık CD çalar bile. Evet. Yani. Bu da son. Bundan da bahsedelim. Evet. Bu da son. Aha. Aha evet. Bu da tabii farklı bir teknoloji. Herkesin bildiği gibi. O bir CD. Normal yani bir CD. Ki, o CD biraz. Ama yani kıyafet de müthiş. Aa, lütfen. Her zaman kıyafetler çok önemli. Evet, evet, evet. Yani bu ilk günden beri öyleydi zaten. Bunu Sezen Aksu değil mi? Hanım bestecisi ve söz yazarı. Evet, Sezen Aksu. Yani geçmişte de 98'deki Günah Dağıt albümünde de biz birlikte çalışmıştık sevgili Sezen Aksu'yla. O başka çok kıymetli bir hikaye tabii. Yani bütün bunların yanında. Evet, Sezen Aksu'nun yeri olmak, çok önemli tabii, değil mi? Bir de sizin için bir şarkı yazılması da çok acayip bir şey. Yani bütün şarkıları hayatımıza zaten fon müziği olmuş evet. bir kadın sizin için bir şarkı yapıyor. Bu inanılmaz bir şey. Aha, aha, gördün mü gününü? Aha, aha, daha göreceksin düğününü. Aha, aha, gördün mü gününü? Aha, aha, daha göreceksin düğününü. Bir yandan
dizi var, dizi var evet, değil mi? Evet, o dizide evet. de çok şeker. Kanal D'de yayınlanıyor. Aha. Hayatımın Aşkı, Aşkı dizisi. Orada teyze rolünde, evet. başrolün teyzesi. Evet. Teyze de Yonca gene. Evet. Neredeyse aynı değil mi? Yani kendinizi oynuyorsunuz gibi kendine, orada. Evet evet. Yani zaten öyle formatlanmıştı başındaki. 90'lardaki şarkılarla da hareket edilsin ama o sırada Aha'yı çıkarıyorduk biz ve Aha ile başlangıç yapalım sonra 90'lara gideriz denildi. Ben de o zaman başvurdu da Yonca Evcimik olsun. İyi olmasın dediler ve Mutlu Mesut Yonca'yı oynayarak devam etti iş. Çok özlemişim oyunculuğu. Yani ben de Çılgın Bediş'ten sonra bir bölüm konuk oyuncu olarak... Çılgın Bediş de çok önemli. Evet, evet ondan da bahsedelim. Yani o bir kült hakikaten bütün bunların arasında. Hep o yenilensin istendi aslında bugüne kadar. Hep yenisi çekilsin istendi ama öyle bir... Fırsat olmadı. Olursa da iyi olur muydu? Bunların hepsi bir evet her zaman tutmuyor. Olmadığı da oluyor. Ama ben de çok özlemişim oyunculuğu. Hem onu pekiştirmiş ve bunu hatırlamış olduk hep beraber. Hem insanlar karakteri çok sevdiler. İşte herkesin böyle bir teyzesi olsa keşke kafasına da geldiler. Biraz tabii çatlak haliyle. Ama dediğim gibi oradaki karakter olduğunca benim hakikaten. Peki bu Çılgın Bediş'ten biraz söz ederim. Onu da yani bilmeyen yok. Nasıl bir deneyimdi o? Ya Çılgın Bediş bana ilk teklif olarak geldiğinde bir oyunculuk olarak bunun altından kalkabilir miyim bilmiyorum. Tabii ki müzikallerde hep Deve Kuşu Kabare'de de Şan Tiyatrosu'nda da dansçı oyuncu olarak çok çalıştım. Orada da roller yüklendi bana ama koskoca bir televizyon dizisini altından kalkabilmek becerebileceğim bir şey mi bilemiyorum. Nasıl geldi teklif? Yani Çılgın Bediş diye gelmesi çok enteresandı çünkü ben Çılgın Bediş'le büyüdüm. O zamanlar Gırgır'da biliyorsunuz yayınlanıyordu evet. ve yani ben turnedeyken diyordum aileme atmayın biriktirin gelince okumam lazım. Yani deli gibi Çılgın Bediş hayranıydım ve o karakterle hakikaten özdeşleştik. Tip olarak da özdeşleştik, onun aile yapısıyla da özdeşleştik. Ya o kadar cuk oturdu ki çok sevildi ve çok tuttu dizi. Ah hatırlıyorum hepsini. Eyo, eyo, eyo hatırlıyorum. Eyo çok eğlenceli olacak. Yarın hepsini adam edeceğim. Hepsini adam edeceğim. Hepsini. Bediş. Şşt. Bediş. Gelinler nerede? Biraz aileden bahsetmek istiyorum. Siz babanızı kaybettiniz. Onu söylediniz biraz önce. Ama anne ve kız abla var. Abla var. Ve siz üçünüz çok yakınsınız çok. Anladığım kadarıyla. Çok. Aile ilişkilerinden biraz bahseder misiniz? Valla şimdi ailenin bir ferdini özellikle babayı kaybettiğiniz zaman herkes kendi zaten bir baba görevi seçiyor gibi sanki. Yani o ailenin kurtarıcısı, o ailenin karar vericisi. Kim o? Ben yıllar boyu kendim zannediyordum. Ablam da kendi zannediyormuş mesela. Annem de kendi zannediyormuş. Yıllar sonra bu bir araya gelip bunları konuştuğumuzda ya Allah Allah. Halbuki hiç kimse birbirine çaktırmadan aslında o görevi üstlenmişiz gibi bir durum söz konusu olmuş. Fakat tabii ki şöyle bir şey oluyor. Yani o... kemik aileden bir tane esas adamı kaybettiğiniz zaman birbirinize daha çok kenetleniyorsunuz. O ailenin kıymeti daha çok biliniyor gibi sanki. Her zaman öyle olmuyor evet, ama. Öyle, işte, tam şey, tersi olduğu da oluyor. O da oluyor. Bir görüşmeyen bir şey. Aileler var ya evet. ama bizde öyle olmadı. Biz aksine benim bütün önceliklerim değişti bir kere. Öyle mi? Yani önce babamı kaybettiğimde arkasında da depremi yaşadığımızda 99 depremini bir anda böyle her şeyin önceliği değişti benim hayatımda. Asıl olanın aslında aile olduğu, o kaliteli ve güzel zamanın öncelikle onlarla paylaşılması gerektiği. Sonra da sevdiğiniz işi yapıyorsanız zaten onun peşinden gitmek. Yani fuzuli işler yapmak yerine sevdiğiniz doğru adımları atmak. Tabii ki çok önemli hayatınızı idame ettirmek, para kazanmak ama var olanla da geçin, yani idare edip belki de lüzumsuz ve istemediğiniz şeyler artık hayır diyebilmeyi öğrenmek. An çok hızlı gelip gidiyor, hayat geçiyor bunu ıskalamadan. Bunlar da çok güzel keyfine... güzel mesajlar bir taraftan. Evet. Bunu da buradan altını çizeyim. Gençler ve çocuklar hayatınızda çok önemli bir yer tutuyor. Ve hayvanlar, hayvanlarla da ilgili çok önemli çalışmalarınız var. Aktivistsiniz. Neler yapıyorsunuz bu yasayla ilgili bilhassa? Ben çocukluğumdan beri çok düşkünüm hayvanlara. Biraz aşırı olabilir başkalarına göre. Öyle ama... mi? Olabilir yani onların duygularını sanki hissedebiliyormuşum gibi hissediyorum. Bu doğru veya yanlış bilmiyorum ama onlarla telepatik anlamda anlaşabildiğimi bile zannediyorum. Zaman içinde de şunu anladım ki benim belki de bu hayata gelip Yonca Evcimik olmamdaki ve büyük topluluklara
kendimi ifade edebilmemdeki amaçlardan bir tanesi de aslında biri olup o kapıları daha kolay açabilmem içindi. Çünkü ben günün birinde bir kararla direkt o dönemin başbakanı Recep Tayyip Bey'i arayıp ondan randevu isteyip ve bir an önce bu hayvan hakları yasasının düzelmesi gerektiğiyle ilgili. Yani bunu hep böyle bir ateşlenerek oluyor. Ve eğer arkasında koşarsanız bu hayatta olmayacak hiçbir şey yok, ben onu anladım. Eğer çok isterseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Biz hakikaten onun da şeysiyle tamam yapılsın demesiyle belli bir noktaya geldik. Gene tıkandık. Şimdi tekrardan şimdi, aynı nedir? Yola çıktım ben. Öyle mi? Tekrardan inanıyorum onunla beraber bu hayvan hakları yasası kısa süre sonra rayına oturacak ve kendi hayvanınız gelecek. Var mı evde? Benim şu anda 2 tane 11 köpek bir kedim vardı. Kaç? İkisini kaybettim. 11 köpek bir kedimiz 11. vardı. 11? Evet. 2 köpek bir kedimizi kaybettik. Şimdi 9 köpek bir kedimiz var. 11 köpek nerede yaşıyor bunlar? 2 tane benim evimde var. Bir tane ablamda var. Bir tane kedi annemin evinde var. 7 tane köpeğimiz Bodrum'da vardı. Oradaki işte 2 tane anne babayı kaybettik. Ve gittikçe çoğalıyordu bu. Ama bireysel olarak da çok fazla imkan meselesi. Değil. Yani sokaktakilere de bakıyorsunuz ama yetmiyor. Dolayısıyla hepsini rahat ve refaha kavuşturmak için yapılması gereken en doğru hareket bir an önce hayvan hakları yasasını çıkarmak olduğu için ben de onun peşine düştüm. Çok güzel, çok tebrik ediyorum. İnşallah en yakın zamanda bu hayvan hakları yasası İnşallah. Çıkar. Siz de muradınıza erersiniz. Yani İnşallah. Çok önemli ben bir şey tabii ki. Ben inanıyorum olacağına. Şimdi biraz da şeyden bahsedelim. Dans Federasyonu'ndan. Hı-hı. Şimdi işte hayatınızda önemli şeylerden biri dans. Ve kurucusunuz galiba değil mi? Kurucudan öte şöyle bir şey. Dans Federasyonu kuruldu. Dans Federasyonu içinde de dansları ayırdık bölümlere. Evet, ben sitesine girdim, baktım. Hı-hı. Salsa dansı var. Hip hop var. Bir sürü evet. dans bir, çeşidi tabii, var. Tabii salon dansları evet, falan. Evet. Bir sürü. Aslında öyle yani Dans Federasyonu denildiği zaman dünya üstünde de baktığınız zaman daha çok bu dansları içeriyor. Ama artık işin içine klasik bale de girdi. Ben o dönemde klasik bale bölümünün başı olarak işin içine girmiştim. Elimi taşın altına sokmuştum. Sonra ben ayrıldım ama o Dans Federasyonu hala devam ediyor. Dans benim için tabii önemli çünkü hayat şekli benim için zaten. Daha sonra da bir Yonca Evcim Kültür Sanat Merkezi diye böyle bir okul kurdum kendime. Mini bir konservatuvar gibiydi. 7'den 77'de öğrencilerimiz vardı orada da. Ya ben istedim ki benim konservatuvarda o yaşadığım atmosferi herkes yaşasın eğer içinde insanların ukde kalmışsa. Ne kadar güzel, yani evet. Yani bir anlamda kendi kariyerimin müsaade ettiği yerlerde bu tür şeylere mümkün olduğu kadar destek olmaya da çalıştım. Bu tamamen bununla ilgili bir şeydi zaten. Ben inşallah böyle çok ciddi bir müzikal yapacağım. Öyle İnsan mi? Dansçıları toplayıp. Bu hayallerimden bir Öyle tanesi mi? Bu. Yani hakikaten böyle Las Vegas tarzında ama. Peki şey mi yani biraz ortaya çıktı mı bu yoksa bir şu anda hayal proje aşamasında. Ha. Yani hayal ama ben hayal etmek yapmanın yarısı da bugüne kadar ne yaptıysam hayal ettim önce. Sonra da gerçekleştirdim zaten. Dolayısıyla bunu da çok istiyorum yapmak. Bir de yoncuk projem var benim çocuklarla ilgili. Daha önceden yapmış olduğum. Yoncuk bebekleri, çantaları falan vardı. Ha, evet, evet. Sonra bu birdenbire bir büyüyen bir şey haline geldi. Ticarete dönüşünce ben bir korktum. Şimdi onun daha gelişmiş hali üzerine çalışıyorum. Hmm. Var yani böyle bir iki tane hayalim. İyi, çok güzel. Peki biraz da nasıl besleniyorsunuz? Neler yapılıyor? Böyle yani gerçekten form tutmak çok önemli. Şimdi buradan şöyle. Buradan tavsiyelerde bulunun. Aslında tamamen ilk önce genetik. O kesin, kaçınılmaz bir şey. Biz ailece ufak tefeyiz ve yaşımızı göstermeyiz. Biraz ondan kaynaklı. Bir ikincisi de daha ilkokul birinci sınıfta dans etmeye başladım. Dolayısıyla ciddi bir adile altyapım var. İlkokul bitti, konservatuara girdim. Dünyanın en disiplinli çalışma ve temposu. Zaten oradan da ciddi bir birikim var. Sonra dans etmeyi çok sevdiğim için hayatımda hep yaptığım kendi şovlarımda da dansı hayata geçirerek bir şeyler yaptım. Çok spor yapan biri değilim ama dönem dönem böyle bir gaza gelip bir şeyler yapıyorum. Çünkü ben de her insan gibi kendimi bırakıyorum. Ve fast food
alışkanlığım son raddede. Hiç öyle, öyle sağlıklı beslenen maalesef bir hiç değilim. Seviyorum, hamburger yemeyi seviyorum. Asit içeceklerde içmeyi seviyorum. Sonra ama onlar benim görüntümü bozmaya başladığı noktada hemen kendimi disipline alıyorum. Bir ay dikkat ediyorum, toparlamaya çalışıyorum. Bazı fotoğraflar gördüm pilates yaparken. O son bir aydır takıntım. Ha öyle mi? Evet, son bir ay. Onun gibi ben geçmişte de var pilates çalışmam, yoga çalışmam var. Ama hep böyle maymun iştahlı. Şimdi son bir aydır gene delirmiş gibi pilatese gidiyorum. Kickbox yapıyorum. Onunla çok haftada 3 gün falan devam ederseniz onu da hakikaten bir 3 hafta içinde vücudunuzu nasıl toparladığınızı... Şey mi, pilates mi şey mi? Pilates. Pilates, kickbox beraber. Beraber. Evet. Yani maşallah tabii diyorum. Çok teşekkür ederim. Ama yani hakikaten dediğim gibi çok ölçülü hareket etmeye çalışıyorum. Teknolojinin getirdiği yeniliklerden faydalanıyorum. O ufak tefek dokunuşlar olmuyor değil, tabii ki var. Ve bunları paylaşıyorum insanlarla ben. Hani buradan söyleyemiyoruz ama Instagram'a girip de benim Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta nereye gidersem, ne yaptırsam yazan bir insanım. İstiyorum ki herkes faydalansın çünkü. Onun için oralardan da beni takip edip görebilirsiniz. Biraz önce dediğim gibi 90'lara damgasını vurmuş bir sanatçı olarak, bir showgirl olarak soruyorum şimdi. Orada sahiden şarkıya, müziğe, sahneye dansı da ekleyerek hani bir yenilik yarattınız. Bir de kostümler çok farklıydı. Hı hı. Yani o dönemde gerçekten hiç kimsenin görmediği çok daha klasik bir şey varken, işte tasarımlar evet, ortada evet, vesaire. Çok farklı bir şeyler, peruklar takıyordunuz, yok yırtık cinler, şapkalar, aynen, şunlar bunlar, işte şortlar, evet, şuydu buydu. Onu biraz yani ne, biri mi yönlendiriyordu, kendiniz mi akıl ettiniz bunu? Şimdi nasıl şöyle oluyordu? Ben doğduğumdan beri zaten yakın çevrem ve ailem de bunu hani çok zaten şahitler. Hiçbir şeyi aldığım gibi ya da bana verildiği gibi kullanmazdım. Şimdi ya orasını kesip ya burasını kesip ya ekleyip ya yaptırıp hep böyle kafamda bir hayalim var yani onun üzerine gittiğim. Böyle tasarımcı bir tarafım da var ama hani meslek olarak bunu seçmemişim. Hep bir öngörüm var nasıl olmamla ilgili aslında. Ne zaman ki aboneyle birlikte işte bir şeyler giymem ve bir fark yaratmam düşünüldüğü zaman hemen o dönemde şeyi çok beğeniyordum ben, Zeynep Tunuslu'yu. İlk Zeynep'le çalıştım zaten abone zamanında ve Zeynep çok enteresan kıyafetler dikmişti. Yani o dönemde, şu dönemde bile giyilse onlar bu ne evet, ya dersiniz. Evet ben biraz karıştırdım. Tabii. Gerçekten öyle yani. Yani abonenin kapağı bile işte simsiyah bir şey, kazak. Hı-hı. Böyle büyük büyük işte şey evet, kolyeler evet, vesaire. O tamamıyla yani beni yansıtan. Yani ben sizler beni Yonca Evcim olarak tanımadan önce de böyleydim. Onu bir lokmacık daha görselini zenginleştirerek Zeynep yapmaya çalıştım. Zeynep Tunuslu ile birlikte çalıştık ilk albümde. Ama sonrasında Bahar Korçan'la çalıştım, Tanju Babancan'la çalıştım, Hakan Yıldırım'la çalıştım. Yani her dönem o dönemdeki çok başarılı isimlerle paylaşarak yol almaya gayret ettim. Bu kostümler, yani bugün o kostümler giyilebilir mi merak ediyorum açıkçası. Bugün ne ben, yani benim mesela şu gördüğümüz AHA'da giydiğim kıyafete çok benzer o günkü kıyafetlerdi aslında. Evet. Yani erkek boxer şortlarını ters kendime büstüye yapıp falan giymiştim. Evet. Yani bunlar hep çok yenilikçi olmayan ama aslında belki dünyada olan. Fakat dediğim ama gibi işte benim yaptığım dünyayı takip etmekle evet, ilgili bir şey. Yani vizyon, kendi kendine evet, vizyon sahibi olmaz insan. Takip edeceğim, meraklı tabii, olacağın, etrafına tabii, bakacağım, beğendiğin. Evet. Ama şu var ki yadırganmadı hiçbir zaman. Yani daha doğrusu benim yaptığımla, söylediğimle, giydiğimle bir bütünlük oluştu. Hani çok seksüalitesi ön planda olan şeyler olmadı hiçbir zaman. İşim de onun beraber olduğu için yadırganmadı ve sevildi ama başka amaçlı kullanılsaydı bunlar tabii, belki başka, böyle evet, düşünülmezdi. Evet. Keza bu son yaptığımız single'da da evet, böyle. Evet. Yani ben işim içinde böyleyim. İşimin dışında kalan zamanlarda öyle biri değilim. Ama gene normal zamanda giydiğim kıyafetlerim yani hep böyle parça parça alıp kendimi bir bütünle yansıtmaya çalışıyorum. Çok sıradan olan şeyleri belki de alıp kullanamıyorum. Tersini söylersek belki de olur yüzü. Biz dönmezsek atacaklar sırrımızı. Çocuklardan konuştuk, evet, hayran çocuklar, gençler, hayvanlardan konuştuk, sahneden konuştuk.
Ama evlilikten konuşmadık. Evlilik de yok mu aramız, nedir? Şimdi evlilikle aramız oldu bir kere. Ama ben şunu gördüm ki yani evlenince insanlar değişiyor gibi geldi bana. Ben en azından ya evlenmeseydim belki hala aynı insandan beraber hayatıma devam ediyor olabilirdim diye düşündüğüm zamanlar olmadı değil. Yani o şey evlilik aşkı bir... öldürüyor mu sorusuna geliyoruz evet. Buradan. Sanki biraz öyle oluyor gibi geldi bana. Bir de hayat geçtikçe, zorlaştıkça insanlar biraz daha bireysel, daha bencil olmaya başladılar gibi. Çünkü o birlikte olmak ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. Zaten birlikte olmak demek, beraber bir arada yaşıyor olmak veya bir hayatı paylaşıyor olmak bana göre evlilik gibi. Onun için illa imzalar atıp aynı evin içinde oturuyor olmak zor. Yapanlara mutlu ediyorum, çok takdir ediyorum, ben beceremedim. Evlenir miyim bir daha bilemem. Asla büyük konuşmamayı... Kısmet denir. Kısmet. Kısmet. Asla büyük konuşmamayı öğrendim. Çünkü ben bugüne kadar ne büyük konuştuysam başıma geldi. Onu da söyleyeyim. Sakın konuşmayın. Asla yapmam dediğim her şeyi öpe öpe yaptım. Onun için mümkün olduğu kadar büyük konuşmuyorum. İnsanlık hali. Yani bugün böyle derim, yarın kalkarım, büyük aşık olurum, evlenirim. O da olabilir. Ama demedim, peki çocuk, çocuk olmadı yani, istemediniz mi yoksa? Şimdi çocuk hikayesine gelince yani bir sürü arkadaşım var sırf çocuk doğurmak için evlenen. Ama ben hiçbir zaman çocuk olsun, çocuklar için ölüyorum demedim. Çocukları seviyorum. Belki de o benim üzerimde çok var olan çocuk sevgisi beni doyurdu. Ama ben kendi çocuğum eksiklik olsun hissettim diye de yırtılmadım yani, hissetmedim. Ben diyorum benim hani her insanın hayattaki biz bu hayata... Yani sırf yaşamak için değil, belki de bir takım görevlerimiz var. Bence benim görevlerimden çok önemlilerden bir tanesi hayvanlar meselesi. Ki bu hayatta bu çok sevdiğim ülkemde, memleketimde bu işi çözümlemek. Bu benim çok bir güzel görevim. Bir misyon ben. Kesinlikle. Bir de insanları eğlendirmek ve mutlu etmek adına. Beni görünce insanlar gülümsüyorlarsa bitmiştir benim için. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet oldu. Dolu dolu güzel bir sohbet oldu. Ben çok de çok harika. Teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Çok şey bir arada konuştuk ama... güzel şeyler konuştuk. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.